Merhabalar, ben Nisan Alıcı. Turkey Beyond Borders e, projesi için bir seminer vereceğim bugün. E, seminerimin başlığı da Devam eden çatışmada geçiş dönemi adaletini kullanmak. Türkiye'deki sivil toplum aktörlerinden neler öğrenebiliriz olacak? E, öncelikle biraz kendimi tanıtayım. Şu anda Queen's University Belfast'ta postdoc araştırmacısı olarak çalışıyorum. Doktoramı da burada Belfast'taki Ulster Üniversitesi'nin geçiş dönemi adaleti enstitüsünde tamamlamıştım. Aynı zamanda Demos Araştırma Derneği'nin kurucularındanım. 2015 yılında kurulmuştu Demos <laughs> ve orada da araştırmacı olarak çalışıyorum kuruluşundan beri. geçiş dönemi adaleti, barış, hafızla ve toplumsal cinsiyet gibi alanlarda çalışıyoruz. oradaki etkinliklerimizde, çalışmalarımızda bu alanlarda sürüyor. Bugünkü seminerde doktor araştırmamda odaklandığım konunun bir kısmından bahsedeceğim. Bu da özellikle başlıkta da geçtiği gibi devam eden çatışmalarda yani bir çatışma henüz barış aşamasına varmamışken ve sürerken geçiş dönemi adaletinin nasıl kullanılabileceğine dair bu yeni bir görece yeni bir tartışma diyelim geçiş dönemi adaleti alanında. Ben de doktora tezimde hem buna bakmıştım hem de özellikle Türkiye'de cumartesi anneleri deneyimi üzerinden kayıp yakınlarının yani mağdur yakınlarının, mağdur ailelerinin özellikle zorla kaybetme üzerinden bunu ele almıştım. Geçiş dönemi adaletine nasıl katkılar yaptığını araştırmıştım. Burada önemli olan bir nokta, Türkiye üzerinden bakmıştım ben bunu, Türkiye'de devam eden otoriter bir rejim ve barış sürecinin çöküp üzerine tekrar çatışmaya şiddet dönülen bir çatışma olması ve geçiş dönemi adaletinin genel olarak böyle durumlarda değil, şimdiye kadar dünyadaki örneklere baktığımızda, çoğunlukla bir barış anlaşması imzaladıktan ya da otoriter bir rejimden, bir diktatörlükten daha demokratik bir yönetime geçildiği zamanlarda geçmiş rejimle ya da geçmiş dönemle hesaplaşmak için. Kullanılan bir mekanizmalar bütünü olması ama yeni tartışmalar diyor ki belki de biz geçiş dönemi adaletini aslında çatışmalar sona ermeden de kullanabiliriz. Bunun için illaki resmi bir barış sürecinin başlamasını ya da tamamlanmasını beklememiz gerekmiyor. Yani post konflikt diye bahsedilen çatışma sonrası döneme geçmemiz illaki gerekmez. Belki de başka araçlar vardır geçiş dönemi adaletini bir çatışma sürerken de kullanabilmemizi sağlayacak. Ben de bunu anlamaya çalışıyorum. Bugünkü seminerde de bundan bahsetmek istedim. 30 dakikamız var yaklaşık. O nedenle olabildiğince Türkiye bağlamında bunu nasıl düşünebiliriz bunu anlatacağım. Dediğim gibi doktora çalışmam daha kapsamlı bundan. Buna dair çalışmama dayalı bir e, kitap yayınlanacak bir yıl içinde. Konuyla ilgilenenleriniz ve İngilizce okuyanlarınız çünkü en azından ilk etapta İngilizce çıkacak kitap. E, oradan da sanırım yararlanabilir ve ilginizi çeker diye düşünüyorum. E, konuya giriş yaparken öncelikle biraz Türkiye'ye bakmadan önce bu devam eden çatışmada geçiş dönemi adaletiyle neyi kastediyoruz? Ya da bu nasıl tartışılıyor? Biraz ondan bahsetmek isterim. Bir de şunu ekleyeyim, ben sivil toplum aktörlerinin rolüne ve onların neler yaptığını, neler yapabileceğine bakacağım. Yani aslında tabandan gelen inisiyatiflere ve çalışmalara daha çok odaklanıyorum. Çünkü geçiş dönemi adaleti iki şekilde de olabilir, ikisinin birleşimi de olabilir. Yani hem üstten bir şekilde devletin kurduğu mekanizmalarla gerçekleştirilebilir ama çoğunlukla hem o hem de sivil toplumdan gelen, taban örgütlerinden gelen, bu da siyasi partilerin çeşitli kolları da dahil olabilir, örneğin sendikalar dahil olabilir ama çoğunlukla da e Birebir mağdurların oluşturduğu örgütlerin, mağdurların bir araya gelip örgütlenerek ya da mağdur yakınlarının, hayatta kalanların yakınlarının örgütlenerek oluşturduğu, e, sivil toplum örgütleri, dernekler, girişimler, inisiyatifler bir araya gelerek, e, bir mücadele vererek oluşturduğu hareketler aslında, mağdur hareketleri de diyebiliriz bunlara. Bunların da yıllar süren mücadeleleriyle e, çoğunlukla birlikte ve bunların sayesinde aslında geçiş dönemi adaleti hedeflerine ulaşılıyor pek çok ülkede. Ama biz özellikle de benim e, konum bağlamında ve Türkiye üzerinden düşündüğümüzde e, devletten gelen dolayısıyla resmi olacak mekanizmaların şu an için en azından e, tercih edilmediğini, edilmeyeceğini bildiğimiz bir dönemde olduğumuz için sivil toplumun yapabilecekleri daha da fazla önem kazanıyor. Bugün e, cumartesi sahneleri kısmına pek e, giremeyeceğim. O e, ya yani zaman kısıtımız olduğu ve o dağım daha genel anlamda sivil toplumun yaptığı ve yapabilecekleri olduğu için ama bir akıllı canlanması açısından örneğin Türkiye'de yıllardır süren mücadeleleri açısından Cumartesi Anneleri Hareketi'nin, Cumartesi Anneleri, Cumartesi insanları Hareketi'nin Türkiye'deki geçiş dönemi adaleti meselesini gündemleştirmek ama bundan öte de geçiş dönemi adaletinin bileşenleri olan hakikat gibi, adalet gibi, hafızalaştırma gibi, onarım gibi hedefleri ve yeniden tekrar etmeme gibi hedefleri gerçekleştirmede onların ne kadar bir rol, büyük bir rol oynadığını biliyoruz. Mesela bunu bir örnek olarak düşünebiliriz. Yani politik olarak şartlar el vermediğinde de, polis şiddetiyle de, devlet şiddetiyle de sürekli karşılaşsalarda, tıpkı bu özellikle son haftalarda çok yoğun ve düzenli sistematik bir şekilde gördüğümüz gibi hakikat taleplerini dile getiren bunun için, sokaklara çıkan bunun için çok özgün protesto yöntemleri geliştiren ve bunu çok uzun soluklu e, bir mücadele şeklinde hayata geçiren, buradan görünürlükte kazanan bir hareket olması açısından çok önemli bir örnek. Bunun dünyada da böyle örnekleri var. Yani e, pek çok başka ülkede Latin Amerika'dan e, Afrika'ya kadar, Orta Doğu'ya kadar pek çok başka ülkede de kayıp yakınları, bu bazen aileler, bazen anneler, bazen yakınlar, bazen aktivistler üzerinden de gidebilir. E, özellikle zorla kaybetmeme talebelerinde çok öne çıktıklarını bu aktörlerin, bu aktivistlerin ve geçiş dönemi adaletini e, mesele yapıp devlete de ve siyasi aktörlere de bu konuda adım attırmayı e, sağlayanın, belki yargısal mekanizmaları başlatmayı sağlayanın böyle gruplar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunlar zaten öncü aktörler. Yani bir çatışma sürerken de, hak ihlalleri sürerken de bittikten sonra geriye dönük e, adalet talebini gidermeye yönelik işler yapılırken de zaten bu aktörler çok çok öne çıkıyor. Dediğim gibi ben Cumartesi annelerine e, burada çok baş, e, başat bir örnek ve aktör oldukları için değinmek istedim kısa da olsa. Ama şimdi birazcık daha e, geçiş dönemi adaleti meselesine bakalım. Ve neden bu önemli? Neden ben e, Türkiye'de ve özellikle Kürt meselesi bağlamında bunu nasıl kullanabileceğimizi ve Türkiye'ye e, buradan bakmanın neden önemli olduğunu düşündüğümü anlatmak istiyorum. Şimdi öncelikli olarak geçiş dönemi adaleti mekanizmaları daha çok çatışma sonrası ya da otoriteryen rejimlerden sonraki dönemlerde kullanılmak için geliştirilmiş. Böyle olduğu halde burada bir varsayım da var tabii ki. Yani geçişlerin çok keskin olduğu, dolayısıyla savaştan barışa geçmenin ya da otoriter bir rejimden demokratik bir rejime geçmenin böyle çok keskin bir şekilde gerçekleştiğine daha bir bir varsaymada dayandı bu en başlarda en azından ee, ama sonralarda sonralarda bu e, geçişin ne olduğu aslında çokça tartışılmaya başlıyor. Geçiş dönemi adaleti konusunda yazan çizen ama aynı zamanda da uygulamada çalışma yapan kişiler ve e, avukatlar, hukukçular, insan hakları savunucuları ve aktivistler tarafından. Ve şöyle bir görüşte ortaya çıkıyor. Aslında bu geçiş dediğimiz şey tek bir e, spesifik noktada olan ya da böyle zamanın belli bir noktasını alıp işte geçiş burada oldu. Bundan öncesi e, çatışma ve savaştı. Bundan öncesi sonrasında da barış ya da şimdiden sonra demokrasi var diyebileceğimiz bir keskinlik de yaşanmıyor. Yani bu bir dönüşüm süreci yılları alıyor, on yılları alıyor bazen. Dolayısıyla böyle bir noktaya takılıp e, kalmak değil, bunu biraz daha zamana yayılan ve her zaman çok lineer de olmayan bir süreç gibi ele almak gerekir deniyor. Eğer böyleyse yani eğer biz geçişten böyle e, çok belli ve çok keskin bir dönüş noktasını anlamıyorsak çünkü biliyoruz ki şiddetin e, sürekliliği diye bir kavram da var örneğin feministlerin de çok kullandığı yani e, sadece çatışma dönemine ait olmuyor örneğin e, şiddet. Yani bir resmi barış anlaşması da olsa sonrasında pek çok gruba karşı e, şiddet devam edebiliyor. Bunu mesela yakın örneklerinden biri Kolombiya. Barış anlaşması imzalandığı ve resmiyette çatışma bittiği halde e, pek çok yerli lidere, aktiviste dönük şiddetin devam ettiğini ve pek çoğunun maalesef öldürüldüğünü biliyoruz. Neyse şuraya geliyorum. Madem ki geçiş dediğimiz meseleden biz böyle bir anda olacak bir değişimi anlamıyorsak, çok daha uzun süreli bir dönüşümü anlıyorsak... bunun için de uzun süreli bir mücadele gerekir. Ve Demek ki geçiş dönemi adaleti de sadece o noktayı beklemek, o noktadan sonra yapılacak bir şey olmasına gerek yok. Biz bunu çatışmalar devam ederken de, insan hakları ihlalleri sonlanmadan... hatta o sırada var olan rejim bizzat bu insan hakları ihlallerini işleyen aktörlerden oluşuyor ve bunları kapsıyorken bile... ...geçiş dönemi adaletinin en azından belli mekanizmalarından yararlanabiliriz. Böyle bir argüman var son e, böyle bir 5-10 yılda ortaya atılan ve tartışılan. Bu hala gelişmekte olan bir alanı geçiş dönemi adaletinin. E, özellikle de geçiş dönemi adaleti dediğimiz alan... E, ...çokça pratikteki e, gelişmelere ve değişimlere dayandığı için... ...zaten oldukça da dinamik bir alan aslında. Yani oradaki tartışmalar... Ne yaşandığını alanda ne yaşandığından doğrudan etkileniyor. Bu yüzden bu da tartışmalardan biri ve şöyle bir şey de deniyor. Yani özellikle günümüzdeki daha modern çatışmalarda zaten böyle savaş alanıyla gündelik hayat ya da sivil alan birbirinden o kadar ayrı değil. Bunlar çok iç içe geçmiş şeyler. Dolayısıyla geçiş dönemi adaletin de bu kadar böyle keskin sınırları olan çatışma bitti. Şimdi barışçı düzen kuruldu ve şimdi uygulayabiliriz artık şeklinde düşünmemize gerek yok. Buna katılmayanlar da var elbette ama ben bu yaklaşımdan bakıldığında neler yapılabildiğini e, tartışıyorum ve bunun Türkiye açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Zira bu bizim bize şöyle bir şey de veriyor aslında. Eğer geçiş dönemi adaletinin sadece çatışma sonrasına ait bir şey olmadığını kabul ediyorsak bu bize şöyle bir esneklik de verir. Biz illa e, illaki politik aktörlerin e, resmi bir süreci başlatmasını beklemek durumunda değiliz. Yani sivil toplum Aktörleri, toplumsal hareketler olarak da geçiş döneme adayeti konusunda um, inisiyatif alabiliriz, sorumluluk alabiliriz ve bu konuda hareket edebiliriz. Ama zaten ben Türkiye'ye baktığımda görüyorum ki zaten bu yapılıyor. yıllardır da yapıla gelmiş. Ama belki bunu çok fazla geçiş dönemi adaleti olarak adlandırmamışız Türkiye'de. Benim çalışmamda yaptığım şey tam da bu. Aslında diyorum ki zaten Türkiye'deki pek çok sivil toplum aktörü, Kürt meselesi üzerine, çatışmanın yol açtığı mağduriyetler, insan hakları ihlalleri üzerine ve adalet ve hakikat üzerine çalışan pek çok örgüt, pek çok girişim ve pek çok insan hakları savunucusu Zaten geçiş dönemi adaletini pratikte nasıl uygulanabileceğinin örneklerini vermiş ve bu aslında çok öğretici, çok özgün, çok da zengin bir deneyim. Buraya bakmak gerekir. Hem geçiş dönemi adaleti alanını güçlendirmek ve o literatüre böyle pratikten bir katkı sağlamak için, ama hem de Türkiye'de bu konularda çalışan ve bunun için mücadele veren aktörlerin elini güçlendirmek ve evet biz geçiş dönemi adaleti seti içinde çalışıyoruz ve bunun için daha da fazla şey yapabiliriz diyebilmek ve zaten bu alanda ne kadar da fazla iş yapıldığını gösterebilmek için önemli buluyorum bunu hemen bir süreyi kontrol ediyorum ne kadar vaktimiz olduğuna bakmak için tamam buradan devam edeceğim şimdi böyle bir teorik arka plandan geliyor diyelim geçiş dönemi adaletini çatışmalar devam ederken uygulamayı tartışmak. Buradaki ayrıntılara girmek istemiyorum. Çünkü bu teorik tartışmalar için e, okumaları önereceğim. İlgilenenler zaten onlara bakabilir. Şimdi biraz Türkiye'ye ve Türkiye'deki Kürt meselesinde geçiş dönemi adaleti e, nedir ve neler yapılmıştır diye bakarsak çok kabaca şöyle bir şey görüyoruz aslında. 2000'lerin başında özellikle e, hakikat, adalet ve hafızalaştırma meseleleri ve bunlara ...dair talepler çok daha fazla görünürlük ve popülerlik kazanıyor. Özellikle sivil toplum aktörleri e, arasında. Bunun için pek çok sebep sayılabilir. E, muhtemelen bildiğiniz, tahmin ettiğiniz ve aşina olduğunuz şeylerden, e, şeylerdir. Ve şöyle bir durum oluyor. Tam bunların artmasına paralel olarak bir yandan da... ...aslında AKP'nin iktidara geldiği e, ve Avrupa Birliği'ne girme ve adaylık sürecindeki reformlarla beraber... Bu taleplerin hem uluslararası aktörler tarafından desteklendiği hem de varlığın, iktidarın yani alan açtığı ya da çok sesini çıkarmadığı diyelim böyle bir dönem. Dolayısıyla bunlar biraz el ele gidiyor. Böyle bir geçmişte hesaplaşmanın daha fazla konuşulabilir olduğu bir dönem başlıyor diyelim. Bu da yine tabii çok keskin bir şekilde başlıyor değil. Yani yıllardır devam eden hem çatışmanın hem de o sırada verilen pek çok mücadelenin sonucu ama biraz daha somutlaşan şeyler var. Bunların bir tanesi örneğin. Diyarbakır Cezaevi için Hakikat ve Adalet Komisyonu. Örneğin bu çok çok önemli bir örnek ve buna biraz daha ayrıntılı değineceğim. Yine o dönemde 2000'lerde olan bu bir gayri resmi e, hakikat komisyonu ve bunun dünyada da örnekleri var. Ama Türkiye'deki örnek pek üzerine yazılıp çizilmiş e, bir şey değil. Dünyadaki örnekleri de aslında son yıllarda daha çok ilgilenilmeye başlandı. Yani şu tartışılmaya ve daha fazla dikkat çekmeye başladı. Hakikat komisyonu genel anlamda geçiş dönemi adaletinin böyle e, en temel, en somut, en önemli belki ya da en çok bilinen diyeyim mekanizmalarından biri. Ama bunun gayri resmi örnekleri de var. Çeşitli yer, yerel aktörlerin e, başlattığı, doğrudan hayatta kalanların, çatışmadan etkilenenlerin başlattığı ve böyle buna bakılmaya başlandı. Örneğin Kanada'da var. E, başka pek çok örneği de var bir, böyle az duyduğumuz hakkında bir kısmı daha çok ilgi çekti. Ben diyorum ki e, Türkiye'deki de tam olarak böyle bir örnek ve çok çok önemli pek çok şeyin öğrenebileceği bir örnek. E, bunu bir hani geçiş dönemi adı altında ne yapılmış diye baktığımızda görebileceğimiz şeylerden biri olarak aklımızda e, tutabiliriz. Şimdi 2000'lerde bu başlayan ve örneğin bu komisyonla e, somutlaşan ya da örneğini görebildiğimiz süreç, bu geçmişle hesaplaşma meselesine dair ilgi ve aynı zamanda geçiş dönemi adaletinin de bir literatür olarak, terminoloji olarak tartışılması özellikle 2013-2015 yılları arasında barış süreci devam ederken eee zirve noktasına ulaşıyor. Bu da çok anlaşılır bir şey. yani Zaten o döneme kadar e, gelen bu konuya dair çok büyük bir ilgi var, artan bir ilgi var. Pek çok konferans yapılıyor o dönemde, sempozum yapılıyor, uluslararası aktörler davet ediliyor. Örneğin e, Kuzey İrlanda'da, Güney Afrika'da, başka çatışma ülkelerinde, geçiş dönemi adaleti süreçlerinde yer almış ve aktif rol oynamış olan... İnsanlar davet ediliyor, bunlar tartışılıyor. Türkiye'den heyetler, gruplar yurt dışına seyahatler düzenleyip anlamaya çalışıyor. E, bu nasıl olmuş başka yerlerde diye. Böyle oldukça canlı olan bir aslında geçiş dönemi adaletine dair sivil bir alandan bahsediyoruz. Bunun e, tartışmalarının, konuşmalarının verildiği sivil toplum içinde de yapılan bir tartışma. Dolayısıyla benim e, tahminim şu ki eğer ki barış süreci çökmemiş olsaydı muhtemelen bir hakikat komisyonu da kurulacaktı Türkiye'de. Ee, ve buna dair pek çok başka mekanizmayı biz tartışıyor olacaktık. Şimdi bunun çok uzağındayız elbette. 2015'te barış sürecinin çökmesinden sonra e, yavaş yavaş bu taleplerin geçiş dönemi adaletine dair gündemin ve tartışmaların bir kenara itildiğini e, görüyoruz. Bunun da sebepleri birazcık yani anlaşılır ve tahmin edilebilir aslında. Hem yani çok baskıcı bir rejim altında zaten sivil toplumun çok acil başka gündemlerinin mecburen olması. Yani ayakta kalmak gibi kurumlarını, örgütlerini koruyabilmek gibi, tutuklanan insan hakları savunucularına destek verebilmek gibi. Bir de barış meselesi o kadar ulaşılamayacak bir hedefmiş gibi gelmeye başladı ki zaman ilerledikçe ve tartışma devam ettikçe geçiş dönemi adaleti daha da böyle ikinci sırada gelen. Hani şu an kafa yormamıza sanki çok da gerek yok çünkü zaten barış süreci e, diye bir şey görünmüyor ortada gibi. Ama ben diyorum ki barış süreci tekrar e, başlayabilir. Yani bir çatışma devam ediyorsa her zaman bunun çözülme ve e, bir barış sürecine tekrar dönme ihtimali de var ve bizim bunun var olduğunu e, hatırlamamız ve bu olacakmış gibi de çalışmamız gerekir sivil toplum e, olarak özellikle ya da bu alanda çalışan araştırmacılar olarak ve böyle bir ihtimal varsa herhangi bir barış sürecine dair bir görüşme başladığında geçiş dönemi adaleti de çok e, bizi ilgilendiren ve çok önemli bir konu olacak yine gündeme gelecek. Ve eğer ki sivil toplumun böyle bir süreçte rol oynamasını istiyorsak var olan durumda da sivil toplumun buna hazırlıklı olması gerekir. Yoksa olacak şey böyle bir resmi sürecin başlaması halinde daha çok politik aktörlerin o sırada buna dahil olan siyasi aktörlerin ya da daha çok sesi duyulan, sözü daha çok geçen uzmanların öngördüğü bir geçiş dönemi adaletinin kurulması ve yürümesi olacaktır. Bundan sonra ama tabandan gelen ve çatışmadan etkilenen kişilerin taleplerini yönlendirdiği bir geçiş dönemi adaleti kurulması içinse bizim şu anda da yani herhangi bir barış umudunun olmadığını bile düşünüyorsak ki bunu hiçbir zaman yüzde yüz böyle bir şey de söyleyemeyiz ama uzak olduğunu düşünüyorsak diyeyim, ee, öyleyse bile bu süreçte kesinlikle bunu hala gündemde tutmak hem barışı hem de geçiş dönemi adaletini, çünkü bu pek çok adaleti, hakikat talebini bir arada getiriyor demektir. Ve e, çatışmanın açtığı yaraları, mağduriyetleri onarmak için de bu bir önemli bir araç. Ve bunu tabii ki Türkiye'ye de nasıl kullanabileceğimizi tartışmak gerekir sürekli. Çünkü her ülkenin ve her çatışma... E, ...deneyiminin dinamikleri çok kendisine özgü. Dolayısıyla ihtiyaçlar çok farklı. Başka bir yerde kullanılan bir mekanizma bizim için hiç anlamlı olmayabilir. Hatta olumsuz sonuçları olabilir. Dolayısıyla burada şey çok kilit gerçekten. Ee, bu böyle geçiş dönemi adaleti işte hakikat komisyonu var dedim çok e, en bilinen mekanizmalarından biri. Onarım yolları, tazminat meselesi var. Bunun dışında cezai yargılamalar var elbette eee hafızalaştırma adına yapılan pek çok anmalar, belki müzeler, başka hafıza çalışmaları da var ama bu böyle bir paket gibi ve bir formül gibi alınmamalı zaten. Yani her ülkenin kendi ihtiyacı nedir? Bunu da en çok bu alanda çalışanlardan ve gene hani çatışmadan etkilenen kişilerin adalet talebine bakarak anlayabiliriz böyle bir çalışma yapmak gerekiyor. Bunun için de asla bir e, resmi süreç başlamasını beklememek şimdiden zaten buna dair e, aktif bir çalışma içinde olmak gerekiyor. Ve benim iddiam şu ki zaten Türkiye sivil toplumu bununla ilgili oldukça e, ayrıntılı bir deneyime sahip. Dolayısıyla bunun üzerine yeni bir şey inşa edebilir ve çalışabilir ve bu nedenle şu anda var olan durumda da oldukça anlamlıdır. Geçiş dönemi adaletini tartışmak. Benim ee, i̇ddiam ve çalışmamın bana e, söylediği şey de bu. Burada az önce bahsettiğim e, Diyarbakır Cezaevi için Hakikat ve Adalet Komisyonu'ndan bahsedeceğim biraz. Çok güzel ve çok somut bir örnek olduğu için bir sonrası veriyorum. Şimdi 2007 yılında kuruluyor e, bu komisyon. 78'liler girişiminin başlattığı, öncülük ettiği bir grup akademisyen, avukat, insan hakları aktivisti ve psikologların içinde olduğu bir grup 12 Eylül'de yani 12 Eylül 1980 darbesinin 27. yıl dönümünde bir araya gelerek bir açıklama yapıyor ve bu komisyonu kurduklarını söylüyorlar. Bu komisyon e, kurulduktan sonra bir e, tabii ki bu gayri resmi bir hakikat komisyonu olarak kuruluyor ve bu aslında Türkiye'de kurulan ilk e, gayri resmi hakikat e, komisyonu. Burada iddiası o ki komisyonu kuranların ya da komisyonun e, üyelerinin diyelim e, eğer gerçekten çatışmanın çözülmesi ve genel olarak ülkede bir demokratikleşme isteniyorsa e, hakikatle yüzleşmek bunun ilk adımı olmalıdır. Ve de Diyarbakır Askeri Cezaevi bu anlamda hakikate giden yolda çok biricik ve kritik bir önem taşır diyorlar. Bunun sebebi de hepinizin bildiği gibi Diyarbakır Askeri Cezaevi'nin pek çok ağır insan hakkı ihlali, özellikle cinsel şiddet ve başka türlü işkence vakalarıyla ve özellikle de Kürt e, siyasi tutaklara karşı 1980 darbesinin hemen ardından e, süren bu işkence ve hakihlerleriyle e, bilinen ve hala akıllara bu şekilde kazınmış çok sembolik bir anlamının e, olmalı. Pek çok eee pek çok Kürtün de daha politize olup e, kolektif bir direnişe de katılmasında özellikle rol oynamış bir yer olması. O yüzden buradan başlamak gerekir diyorlar ve Kürtlerin kolektif hafızasında da özellikle bu cezaevinin ee, çok önemli bir yer tuttuğunu, o yüzden de e, Türkiye'nin geri kalanında da bu cezaevinde nelerin yaşandığının ve sonuçlarının iyi bilinmesi gerektiği iddiasıyla ortaya çıkıyorlar ve diyorlar ki bu komisyonun hedefleri şunlardır. Bu buna önemli çünkü tam bir hakikat komisyonu gibi gerçekten, hani resmi bir hakikat komisyonu gibi hedefleri de ee, 1980 ve 84 arasında bu cezaevinde yaşanan insan hakları ihlallerinin araştırılması için bir adli süreç bir yargısal sürecin başlaması geçmişte hesaplaşma ve hakikatin ortaya çıkarılması süreci başlaması ve çok önemli başka bir somut talep olarak da bu cezaevinin bir hafıza alanı hafıza mekanı gibi işlev göreceği bir şekilde müzeye çevrilmesi çevrilmesi dolayısıyla aslında burada şeyi görebiliyoruz yani bu hedeflerde nasıl adalet, hakikat ve hafızalaştırma için bu komisyonun bir rol oynamasını istediklerini, böyle bir şey e, öngördüklerini en azından görebiliyoruz bunlarda. E, bu gerçekten başka gayri resmi hakikat komisyonlarıyla da paralel, başka başka ülkelerde olan. Örneğin Brezilya'da bir daha atılan Munkamas adı altında böyle bir proje yapılıyor. Kuzey İrlanda'da e, Arduin diye bir bölgede çatışmadan çok etkilenen bir bölgede buna benzer proje yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Greensboro Hakikat ve Uzlaşma Projesi var buna benzer. Uruguay'da başka bir örnek var. Bunların hepsi o resmi hakikat komisyonlarıyla belli paralellikler taşıyor. Yani devlet tarafından da, dolayısıyla bazı yani hakikat komisyonlarının bazı temel özelliklerine sahip olmasalar da örneğin bürokratik bir e, yapıları olmuyor çünkü devletin başlattığı değil sivil toplumun başlattığı bir şey ama yaptıkları çalışmalar kendilerini belirledikleri e, üstlendikleri roller belirledikleri hedefler ve çalışma biçimleri hakikat komisyonlarıyla oldukça benzerlik gösteriyor biz aynısını e, bu Diyarbakır cezaevi için kurulan hakikat ve adalet komisyonunda da görebiliyoruz çünkü kurucularının bahsettiği Kurarken neden kurduklarını açıklama şekilleri, amaçları ve çalışma şekilleri oldukça benzer. Örneğin 2007-2011 arasında yani çalıştıkları bu dönemde gayet resmi hakikat komisyonlarının da çalışma şeklinde olduğu gibi pek çok mülakat yapıyorlar. Hem Kürdistan'da hem Kürt şehirlerinde hem de Türkiye'nin batısında. Ee, yaklaşık 500 civarı burada eskiden tutuklu bulunmuş kişiden çoğu bunların Kürt tutsaklar e, tanıklık topluyorlar ve 7000 sayfa civarında bir belge oluşuyor bunun sonucunda. Bundan sonra e, 2012'de özellikle bu topladıkları bilgiler ve tanıklıkların da ışığında e, bir sonuç raporu, nihai rapor yayınlıyorlar ve burada... Ee, işkence'den sorumlu olan askeri yetkililerin isimlerinde yayınlıyorlar. Aynı zamanda pek çok sempozyum düzenliyorlar. Burada e, bulgularını paylaşıyorlar. Hem sosyolojik hem e, psikolojik hem de hukuki bir rakı e, neler bulunduğu Türkiye geçmişiyle yüzleşiyor e, sempozyumlarıyla Diyarbakır, Ankara'da ve İstanbul'da. kamuoyuyla aslında bir araya geliyorlar ve e, böylelikle medyada da bu e, hakikat komisyonu bulguları oldukça geniş bir şekilde tartışılabilmiş oluyor. Aynı zamanda sempozyumların şöyle de bir önemli kısmı var. İşkence ve hayatta kalanlar için de ne yaşadıklarını ve deneyimlerini, bunun kendileri için anlamını toplumla, kamuoyuyla paylaşma, kamusal bir alanda pardon, paylaşma imkanı bulmuş oluyorlar. Yani böyle bir platform rolü de oynuyor aslında bu sempozyumlar. Örneğin 2010'da Diyarbakır'da yapılan ...bir sempozyumunda daha önce daha önce Diyarbakır cezaevinde bulunmuş olan tutsaklar, aynı zamanda iskânında hayatta kalmış olan kişiler bunlar. Aralarında siyasetçilerin, aktivistlerin, gazetecilerin ve akademisyenlerin olduğu, akademisyenlerin olduğu bir toplulukla bir araya gelip burada bu deneyimleri tartışıyor. Bunun gibi başka örnekler de var sempozyumlardan ama bu hakikat komisyonunun başka çok önemli ve çok somut bir sonucu aslında. Bir e, mecliste kurulan bir komisyon. Bu da şöyle oluyor. 2011'de İstanbul'da düzenledikleri bir sempozyumda e, sempozyumu örgütleyenler, organize edenler diyor ki biz mecliste de bir hakikat komisyonu kurulmasını istiyoruz ve bunun için bir eyleme geçmeye karar veriyorlar. Birkaç yıl sonra ancak 2015 yılında İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun altında bir alt komisyon kuruluyor bunun için. Bu da 12 Eylül'den 12 Eylül askeri sonra kurulan Diyarbakır 5 nolu cezaevini araştırma alt komisyonu olarak geçiyor. Bu o zaman AKP milletvekili olan Orhan Miroğlu'nun önerdiği ve sonra kabul edilen bir alt komisyon. Kendisi zaten sonra komisyonun başkanı da oluyor. Ve muhalefet partilerinin çoğunluğu da bunu destekliyor. Böylelikle çalışmaya başlıyor burası. Ve Orhan Miroğlu komisyonun başkanı olarak diyor ki mağdurların e, hafızalaştırma talepleri aynı zamanda da geçmişte yüzleşme talepleri e, bu komisyonun hedefleri arasındadır diyor. Aslında bu önergeye de yani komisyonun kurulma önergesine ve işte en başta yapılan açıklamalara baktığımızda görüyoruz ki hakikaten orada kullanılan dil gayet böyle bir geçiş dönemi adaleti ilkeleriyle diyelim ya da onların hedefleriyle çok uyumlu yani. Böyle taleplerden bahsediliyor. Geçmişte hesaplanılacak evet burada yaşananlar dair bir hafızalaştırma talebi var. Bu yapılacak oldukça iddialı bir şekilde ortaya çıkıyor. Bir önemi de şu. Ee, bu komisyon sayesinde aslında Diyarbakır Cezaevi, Diyarbakır Askeri Cezaevi ilk defa resmi ve kamusal bir e, soruşturmaya tabi tutulmuş oluyor. Bu da gayet önemli. Dediğim gibi bunun önerge metninde de geçiş dönemi adaleti e, hedeflerine atıf var çokça. Bu yüzden de çok önemli ve farklı partilerin içinde bulunduğu, onlar tarafından desteklenen bir komisyon olması da e, öyle. Bu alt komisyon e, bu arada alt komisyon olduğu için ama eleştiriler de var. Yani yeteri kadar aktif ve etkin olamayacağına dair. Ama e, komisyon 50 sayfalık bir rapor hazırlıyor. Fakat bu rapor hiçbir zaman e, topluma paylaşılmıyor. Çünkü tam şu zamana denk geliyor bu. 2018'de e, erken seçime gidileceği zaman e, meclisteki komisyonlar durdurulmuş oluyor onların çalışmaları. E, rapor tamamlandı ve üyelerle paylaşıldığı halde bunun açıklanması bir süreli askıya alınıyor. Ve o zaman Orhan Viroğlu diyor ki e, hala meclisin arşivlerinde mevcuttur bu rapor. Ama eğer e, siyasi iklim buna daha elverişli hale gelirse ancak o zaman paylaşılır. Dolayısıyla bu kadar önemli bir komisyon olduğu halde biz raporuna ve oradaki bulgulara ulaşamıyoruz. E, o zaman da bunun ne kadar işe yaradığı ve bu komisyondan ortaya çıkan şeylerin gerçekten geçmişte yüzleşmeye ne kadar... E, hizmet ettiği oldukça sorgulanabilir bir durum tabii ki. Çünkü bu sonuçta kamusal bir bilgiye e, ayrıntılarıyla en azından dönüşmemiş oluyor. Ama yine de tabii mecliste böyle bir komisyon açılmış, e, çalışmaya başlamış olması ve resmi algılardan buna dair e, hedeflerin ortaya konulmuş olması ve raporun çıkması önemli. Ama sonrası böyle havada kalan ve bir yerlerde arşivlerde tutunan bir şeye dönüşüyor. Bununla beraber bir de şeye değineyim. Çok zamanımız kalmadığı için burayı da biraz hızlı geçeceğim. Yine komisyonun odaklandığı bir hafızalaştırma meselesi var. En başta hedeflerinden biri bu diye söylemiştim. Bu da cezaevini bir insan hakları müzesine ya da bir hafıza mekanına çevirmek. Bunun için 2013'te pardon 2019'da bunun için bir imza kampanyası başlanıyor. Ve 2013'te 100 bin imzaya ulaşılıyor. Ve bu meclise de sunuluyor. Yani böyle çok güçlü bir talep var. O cezaevinin bu geçmiş dönemin hafızasını yaşatacak ama onunla da hesaplaşmaya vesile olacak bir mekana çevrilmesine dair. Fakat burada 2010 yılında örneğin daha komisyon çalışmalarına devam ederken Erdoğan o zaman başbakan olarak... Diyarbakır'da bir konuşma yapıyor ve Diyarbakır askeri cezaevinde yaşanan işkenceden bahsediyor. Bu önemli çünkü o zamana kadar bu kadar yüksek bir e, siyasi aktörün ağzından e, duyulmuş bir şey değil bu. Ama diyor ki hükümet e, bu eski cezaevinin fiziksel olarak e, binalarını ve bulduğu, olduğu mekanı e, yok etmek ve yeni bir şey inşa etmek istiyor ki işte askeri darbenin... E, o acılı hafızası, acılı hatıraları ortadan kalksın. Aslında bu istenen şeyin tersi yani. Onu ortadan kaldırmak değil, bir hafıza mekanına çevirerek e, bu anmayı yapmak ve hesaplaşmayı sağlamak isteniyor komisyon tarafından. Böyle bir çelişki de var orada. Zaten çok e, olumlu bir adım atılmamış oluyor buna dair. Son olarak da bir de hakik, e, adalet tarafına dair çok önemli şöyle bir şey var. 2010 yılında bu... E, Komisyonu topladığı e, verilere, tanıklıklara ve bunlara benzer şeylere dayanarak bir e, dava açılması için bir e, talepte bulunuluyor. Özellikle 310 tane e, eskiden orada olmuş tutsak olan kişi komisyon üyelerinin de desteğiyle bir basın açıklaması yapıyor. Böyle bir süreç baş, e, başlatıyor. E, özellikle komisyon üyeleri yapıyor başvurucular adına bu basın açıklamasını. Ee, ve diyorlar ki biz bu cezaevinde yaşanan insan hakları ilkelerlerinin e, insanlığa karşı suç olarak ele alınması ve faillerinin de buna uygun olarak ceza görmesini, cezalandırmasını istiyoruz. Hemen bunun ardından bir e, yargı süreci başlamış oluyor. Burada 80 ve 88 arasında e, cezaevinde yaşananları bakmak için ve 2012 yılına geldiğimizde bin e, civarında e, bir sayıya ulaşıyor başvurucular. Bu anlamda da gayet daha önce yaşanmamış bir bir adım bu. Daha önce örneği görünmemiş bir adım. Yani işkence faillerini bu şekilde hesap verilebilir tutmaya çalışmak. Fakat barış süreci sona erdikten ve çöktükten sonra başka pek çok bu an alandaki girişimde gördüğünüz gibi savcı başka bir şehre naklediliyor ve o yüzden de zaman aşımına uğrayarak bu soruşturma havada kalmış oluyor. Dolayısıyla bundan da bir sonuç çıkamıyor aslında. Şimdi buraları ben hızlı geçtim çünkü dediğim gibi çok uzatmak istemedim ve hatta uzattım bile istediğimden çok daha fazla. Sadece toparlamak için şunları söyleyerek bitirmek istiyorum. Ee, çok böyle örneklerle geçmiş oldum yani bütün bu komisyon sürecinin nasıl işlediğine dair ayrıntılara girmedim. Ama aslında çok ilginç yani ben hala her baktığımda yeni bir şey görüyorum ve bu bayağı ilgimi çekiyor. Ee, bunun üzerine gitmek şundan önemli. Yani böyle bir e, sivil toplumdan gelen ve tabii pek çok aktörün dahil olduğu bir şey. Yani tek bir örgütün kendi başına Yaptığı bir şey değil. 78'liler bunun başını çekse de çok farklı bir sürü e, arka plandan, bir sürü mesleki meslekiyle arka plandan aktörün dahil olduğu bir şey. E, ve bunu gayret resmi bir mekanizma olduğu halde hem hakikat, hem adalet, hem de hafızalaştırma konusunda oldukça böyle görünürlük kazanan, çok fazla kişiye de yayılabilen, e, toplumun da epey gündemine sokan aslında ve hatta mecliste bir alt komisyon kurulmasına bile... E, yol açabilecek, bunun zeminini hazırlayabilecek bir çalışma yapıyor bu gayri resmi komisyon. Dolayısıyla bu çok çok önemli ve böyle bir şey yapılabildiyse demek ki e, Türkiye'deki sivil toplumun böyle bir deneyimi de birikimi de var ve bunlara bakıp öğrenebilecek çok şey var. Hem başka ülkelerin öğrenebileceği çok şey var hem de bizim şu anda var olan durumda geriye dönüp burada daha önce neler yapılmıştı ve bunun üzerine ne koyabiliriz diye bakabileceğimiz e, bir şey. Ben o anlamda çok kıymetli buluyorum. Üstelik de Geçiş dönemi adaletine zaman zaman referanslar olsa da bu böyle bir e, Türkiye'de yürüyen bir geçiş dönemi adaleti süreci var ve bunun parçası olarak bunu yapıyoruz diye bile yapılmış bir şey değil. Halbuki bayağı başka örneklerdeki pek çok geçiş dönemi adaleti mekanizmasıyla e, çok paralel görüyoruz bunları. Burada bitireceğim ben. E, bu şuradan önemli buluyorum tekrardan. Sivil toplumun belki kendisine de kendisinde nasıl bir e, potansiyel nasıl bir güç ve nasıl bir deneyim olduğunu bilmesi, hatırlaması açısından da bu örneklere bakmak önemli olabilir. Ve Türkiye'de e, geçiş dönemi adaleti meselesi Türkiye üzerinden çok çalışılmış bir konu değil. oysaki pek çok insan bu konuda emek verdi ve mücadele etti ve buna dair tartışmalar yapıldı Türkiye'de. Benim bu konuya bakmamın bir sebebi de bu çabaları hatırlatmak ve bu anlamda bir boşluk ya da böyle sıfırda olduğumuz bir yerden konuşmadığımızı aslında üzerine çalışabileceğimiz daha fazla derine inebileceğimiz çok fazla şey olduğunu hem yapılan tartışmalar anlamında ama hem de tıpkı bu komisyon örneğinde olduğu gibi pratikte atılan adımlar anlamında ne kadar güçlü bir mücadele yürütülmüş olduğunu hatırlamanın önemli olduğunu ve bundan sonrası için de Sivil toplumdakilere ya da bu konuda uğraşan araştırmacılara, aktivistlere, siyasetçilere, herkese bir ışık tutabilmesi için önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim buraya kadar dinlediğiniz için ve bu konuda konuşmak ya da bir şey sormak isterseniz de her zaman bana ulaşabilirsiniz. Çok seve seve sohbet etmek isterim. Okumaları da paylaşıyor olacağım. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.